Merhabalar, ben Satım Elekselinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yaş pasta tarifiyle geldim. Bu pastayı yeni Ahmet Kerim'in doğum günü için yaptım. Henüz 2 yaşında, belki bugün bilmeyecek ama yıllar sonra siz zaman onu ne kadar çok sevdiğimi bilmesi için bu pastayı ona armağan ediyorum. Doğum günün kutlu olsun teyzem, nice yılların olsun inşallah seni çok ama çok seviyorum vatanına milletine hayırlı evlat olasın hayırlı büyüyesin teyzem diyerekten hemen pastanın yapılışına geçiyorum. İlk önce panispanyamızı yapmakla başlıyoruz. 4 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını ve sarısını ayrı ayrı kaplara kırdım. Yumurta akımın üzerine bir fiske tuz atıyorum ve mikserimle kar gibi olana kadar çırpıyorum. Yumurtamızın akını çırptıktan sonra bu şekilde eğdirdiğimiz zaman akmayacak kıvamda olacak. Hemen yumurta akımı kenara koyuyorum ve yumurtamı sarısı ile devam ediyorum. Yumurta sarımızın üzerine bir paket vanilya ve bir su bardağı toz şeker ekliyoruz. Mikserimle kremamsı bir kıvam alana kadar çırpma işlemim olacak. Yumurta sarısı istediğim kıvam aldıktan sonra üzerine yarım çay bardağı ılık su, bir yemek kaşığı da limon suyu ekliyorum. Hemen şöyle bir 15 saniye karışması için çırpıyorum. Bir su bardağı artı ikinci su bardağımda iki parmak eksik olacak şekilde un. Bir pakette kabartma tozunu eleyerek içine ekliyorum. Mikserimizde çırparak ununu da yedirelim. Kenarlarında biriken unumuzu bu şekilde spatulayla içine yedirelim. Kenarda bekleyen yumurtakımızı de üzerine ekleyelim. Yumurtamızı söndürmeden yavaş yavaş karıştırarak pürüzsüz hale gelene kadar karıştıralım. Yumurta akimi iyice yedirdim. Kıvam bu şekilde oluyor. Tepsi olarak dikdörtgen fırın tepsimi kullanıyorum. Üzerine yağlı kağıt koydum ve üzerine pandispanya hamurumu döküyorum. Spatula ile iyice eşit bir şekilde dağılana kadar bu şekilde yayalım. Pandispanyamızı iyice eşit bir şekilde yaydıktan sonra birkaç kez tezgahımıza vuralım. Hava kabarcıkları çıksın. Daha sonra önceden ısıtılmış 190 derecelik fırınımızda pişiriyoruz. Pandispanyamız pişerken de arasında kullanacağımız kremasını yapalım. 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı da nişastayı tencereme koyuyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Daha sonra üzerine iki buçuk su bardağı süt ekleyeceğim. Sütümü de ekledikten sonra şöyle iyice çırptıktan sonra ocağıma alacağım. Koyulaşıp kaynayana kadar pişireceğim. Kremamı pişirdim. Üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum, yarım paket bitter çikolata, bir paket de vanilya ekliyorum ve karıştırarak yediriyorum. Panepanjemi yaklaşık bir 15 dakika oldu fırından çıkaralı. Kağıdına yapıştı için bu şekilde birazcık gevşetiyorum. Ben pandispanyamı ikiye keserek iki katlı bir yaş pasta yapmayı düşünmüştüm ve bu çerçeve ile ikiye ayırıyorum. Eğer sizin bu çerçeveden yoksa bunun yerine borcamla da kalıbını çıkartabilirsiniz. İlk kekimi tepsinin içine koydum ve çerçevesinde bu şekilde kapatıyorum. Pişirmiş olduğumuz kremanın yarısını kekimin üzerine koyuyorum ve kaşığımla eşit bir şekilde yayıyorum. Ben çikolatalı ve kakao'lu şeylere muzu çok yakıştırdığım için 3 adet muz doğrayacağım. Eğer muzunuz yoksa bu kısmı atlayabilirsiniz. Her tarafına muzu doğradım ve üzerine kalan kremasını koyuyorum. Kaşığımla her tarafını eşit bir şekilde tekrardan yayacağım. Çikolatamızı da iyice yaydıktan sonra diğer ikinci kekimizi de üzerine bu şekilde koyuyoruz. Hafif elimizle bastıralım iyice otursun. Daha sonra üzerine streç film kapatacağım ve yaklaşık bir 5 saat buzdolabımda dinlenmesi için bırakacağım. dinlenen pastamı dolaptan çıkarttım üzerinden streçini alıyorum üzerine dekor olarak ben böyle beyaz çikolatadan ve bitter çikolatadan oluşan bu şekilde bisküviler aldım bisküvilerin kekin üzerine yapışması için benim bu şekilde bir kase çikolata sosum vardı geçen irmik helvam için pişirmiş oldum ben bunu kullanacağım ama illa buna şart değil. Normal kahvaltıda kullandığımız bu çikolatadan da kullanabilirsiniz. Hatta bu da yoksa reçelde kullanabilirsiniz. Hemen çikolatamın arka tarafına birazcık çikolata sosumdan sürüyorum. Ve bir beyaz bir bitter çikolata olarak üstüne dekor yapacağım. Tek tek sürmek istemezseniz bu şekilde üzerine de yayabilirsiniz çikolata sosunu. Son sırasına bir tane bisküvi sığmadığı için onları da keserek kullandım. Hemen çerçevemin kenarına bu şekilde bıçamla geçiyorum. Ve çerçevemi genişleterek üzerinden çıkartacağım. Hemen pastamı şöyle yakından göstermek istiyorum. Hem görüntü olarak hem de lezzet olarak gerçekten tavsiye ederim. Pastamız önceden buzdolabında dinlendiği için ekstra bir dinlendirmenize gerek yok. Hemen dilimleyerek servis yapabilirsiniz. İsterseniz kare isterseniz dikdörtgen şeklinde keserek servis yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben dikdörtgen şeklinde kestim. Hemen de göstermek istiyorum. Videomun başına söylemiş olduğum gibi bu pastayı yeni ahmet Kerim'in doğum günü için yaptım. Gönül isterdi ki pastayı alayım gideyim ve hep birlikte kutlayalım ama gurbette bu mümkün olmuyor maalesef. Özel günlerinde hiç yanlarında olamadığım için de gerçekten çok üzgünüm. Ahmet'im doğum günün kutlu olsun teyzem nice yılların olsun inşallah. Buradan seni kocaman hasretle öpüyorum ve seni çok ama çok seviyorum. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.